Selamlar sevgili takipçilerim, umarım iyisinizdir. Yine bir polisiye roman kesitiyle beraberiz. Ee, Ahmet Ümit'ten Agata'nın Anahtarı. Duymuşsunuzdur herhalde, ee, ünlü bir roman. Ee, başlayalım isterseniz, İyi dinlemeler olsun. Pera Palas'ın pastanesinde oturmuş İhsan'ı bekliyorum. Gözlerim pastanenin karton piyerlerle süslenmiş tavanlarında, eski avizelerinde, nakışlı aynalarında ürkek ürkek gezinirken üniversiteden mezun olduğumuzdan beri İhsan'la görüşmediğimizi anımsıyorum. Telefondaki sesini bile güçlükle tanıdım. O beni gazetelerden izliyormuş. Son romanımı da okumuş. Nereden çıktı bu polisiye sevdası diye sormuştu. Bilmem, çıktı işte demiştim anlamsızca gülümseyerek. İyi olmuş, ben de seni bunun için arıyorum neden söz ettiğini anlamamıştım. Agatha Christie'nin Türkiye'ye gelip kaldığını bilirsin diye açıklamıştı. Pera kaldığı odada bulunan anahtar. Söylenti diye dudak bükmüştüm. Ben de bu söylentilerin gerçekliğini kanıtlayacak bilgiler var desem. Başka biri olsa dalga geçiyor derdim ama İhsan insanın canını sıkacak kadar ciddi biriydi. Yine de inanmakta acele etmeyerek ne o demiştim alaycı bir sesle. Sen de mi polise yazmaya karar verdin? İnanması güç ama söylediğim doğru. Yarın öğleden sonra Perapalas'ın pastanesinde buluşalım. Olanları anlatayım sana. Tamam diyerek önerisini kabul etmiştim. Arkadaşımı görmek hoşuma gidecekti. Şimdi bu tarihi otelde İhsan'ı beklerken söylediklerini düşünüyor ama hiçbir sonuca varamıyordum. Duvardaki antika saatin gonguyla düşüncelerim dağıldı. Aynı anda kapıdan girmekte olan İhsan'ın bana gülümsediğini gördüm. Kısa bir sohbetten sonra çaylarımızı yudumlarken söylediklerim şaka değildi dedi İhsan. Sahiden de Akada Christie'nin Türkiye'de geçirdiği günlere ilişkin bilgiler var elimde. Nasıl bilgiler diye sordum inanmamış gözlerle arkadaşımı süzerek. Günlük dedi kendinden emir, emin bir tavırla. Kamuran dayımın günlüğü. Kamuran dayın mı? Hatırlarsın canım yazları takıldığımız Büyük Adadaki köşkün sahibi. Hani Robert Kolej'deki çapkınlıklarımı anlatan dayın diye mırıldandım. Sporcuydu yanılmıyorsam. Eski milli yüzücü diye açıkladıysan, Aynı zamanda polisiye roman hastası. Polisiye roman meraklısı olduğunu bilmiyordum dedim. Benim kitaplardan birini yollayayım o zaman. Yollayamazsın dedi buruk bir gülümsemeyle. Geçen ay öldü. Başın sağ olsun üzüldüm dedim. Ama aklım günlüklerdeydi. Biz de çok üzüldük dedi İhsan gözleri dalarak. Onu çok severdim. Son yıllarda pek kendinde değildi. Neyse. Kamuran dayımın çocuğu yoktu. Malı mülkü bana kaldı. Geçenlerde adadaki köşke gittim. Ortalığı toplarken çalışma odasındaki çelik kasayı açtım. Kasadaki tapu gibi evrakların arasından beş kalın defter çıktı. Göz atınca bunların İngilizce olarak kaleme alınmış günlükler olduğunu anladım. Şaşırmıştım. Dayımın günlük tuttuğunu bilmiyordum. Çelik kasanın içinde bir de gizli bölme saptadım. Ama anahtarını hiçbir yerde bulamadım. Bir uzman getirip baktırdım. Bu kasanın özel olarak yaptırıldığını, açmak için anahtarını bulmam gerektiğini söyledi. Ben de belki günlükte bununla ilgili bir şeyler vardır diye dayımın yazılarını okumaya başladım. Dayım 1920'den beri ne yaptıysa hepsini yazmış. Bir yandan İsa'nın sözlerinin nereye varacağını merak ederken bir yandan da Kristi'nin hangi tarihte Türkiye'ye geldiğini düşünüyordum. Tam çıkamıyordum ama 1920'lerin yarısından sonra olmalıydı. İlk kocası Archibald Christie'nin onu aldatmasından sonra kimseye haber vermeden İngiltere'yi terk ederek İstanbul'a atmıştı kendini. Sonra düşündüğünden haberliymiş gibi ihsan sözü 1920'lere getirdi. Günlükte bizi ilgilendiren konu 1926 yılında başlıyor. Dayım o sıralar kendisinden 15 yaş büyük mualla hanım ile evliymiş. Babasının mali durumu bozulandayım. dayım, Para için yapmış bu evliliği ama hastalık derecesinde genç erkeklere düşkün olan Mualla Hanım dayımla da yetinmek niyetinde değilmiş. Evliliklerin ikinci yılından sonra kendine genç bir sevgili bulmuş. Dayım çektiği acıları, kıskançlıkları olduğu gibi aktarmış günlüğüne. Boşanmayı düşünmemiş mi diye soruyorum. Karısından kurtulmayı planlıyormuş ama bunun için boşanmaktan farklı bir yöntem varmış kafasında. İşte tam o günlerde karşılaşmışlar Akata Kristi ile. O yıl Cumhuriyet balosu için Pera Palas'a geldiklerinde asansöre binmekte olan Agatha Christie'yi gören dayım gözlerine inanamamış. Yaklaşmış yanına. Siz Agatha Christie'siniz değil mi? diye sormuş. Ünlü yazar kaçamak yanıtlar vererek kurtulmak istemiş ama bizimki bırakmamış peşini. Bir hayranı olduğunu, o güne kadar yazdığı bütün romanları okuduğunu söylemiş. İngiltere'de daha o yıl basılan Roger Akroyd cinayetini bile okuduğunu söyleyince Agatha yumuşamış. Bundan cesaret alan dayım onu büyük adadaki köşke davet etmiş. Ağırbaşlı bir insan olan Agatha Christie üstelik o sıralar yüreğinde ihanet yarası taşırken bu yakışıklı Türk'ün iltifatlarına pek aldırmamış. Ama dayım yılmamış. Her gün çiçek yollamış, telefon etmiş. Sonunda kadıncağız pes ettiğinden midir nedir, yoksa tek başına yaşamaktan sıkıldın, sıkıldığından mıdır bilinmez, daveti kabul etmiş. Ama kalabalıklardan hoşlanmadığı için davette fazla insan olmamasını tercih ettiğini kibarca belirtmiş. Dayımın canına minnet. Elinden gelse karısını da atlatıp Agatha ile baş başa kalmaya çalışacak. Ama Mualla Hanım dayımla aynı görüşte de değilmiş. Bu İngiliz yazarın evlerine geldiğini herkesin bilmesini istiyormuş. Dayımın itirazlarını aldırmadan sosyetenin önemli kişilerini de çağırmış davete. Davet günü Agata'nın etrafını saran hayran kitlesinden fırsat bulup bir türlü konuşamamış dayım onunla. Ama yazarımız gece yarısından önce izin isteyip kalkınca aradığı fırsatı yakalamış. Kadının itirazlarını aldırmadan oteline kadar refakat etmiş. Vapurda evlilik üzerine konuşurken bulmuşlar kendilerini. Agata özel yaşamından hiç söz etmemesine karşın dayım onun ilişkisinin de iyi olmadığını sezinlemiş. Belki açılır diye kendi evliliğinin yürümediğini anlatmış. Yazar da özür dileyerek bunun dışarıdan da görüldüğünü söylemiş. Yakında ondan kurtulacağım diye mırıldanmıştayım. Gizleyemediği bir kinle. Boşanacak mısınız diye sormuş yazar. Bir söyleşinizi okumuştum diyerek konuyu değiştirmeye çalışmıştayım. Kusursuz cinayet yoktur diyordunuz. Agatha gülümseyerek açıklamış. Evet öyle düşünüyorum. Tasarlanmış cinayet iyi bir organizasyonu gerektirir. Zamanın, mekanın, cinayet aletinin doğru seçilmesi, ortalıkta kanıt bırakılmaması ya da sahte kanıtların bırakılması gibi zeka gerektiren davranışların yanında birini öldürebilecek kadar soğukkanlı bir cesarete veya vahşiliğe sahip olmalıdır insan. Konuşurken, yazarken basit olgularmış gibi görünen bu gereklilikler cinayet anında yerine getirilmesi oldukça zor eylemler haline gelebilir. Hele bir de cinayet anında sürprizlerin ortaya çıktığını düşünürsek. Evet evet bundan eminim. Bence kusursuz cinayet yoktur. Agatha'nın ilk kez böyle coşkuyla konuştuğunu fark eden dayım, belki de yazarla yakaladığı bu yakınlığı yitirmemek için bu konuda size katılmıyorum demiş. Kişi yeterince soğukkanlı, cesur, akıllıysa, işlediği cinayette vicdanında yara açmayacak kadar haklı bir nedene dayanıyorsa kusursuz bir cinayet işlenebilir. Çok zor demiş Agatha. Ben böyle bir cinayet duymadım. Duymamış olabilirsiniz ama eminim örnekleri vardır diye diretmiş dayım. Yine de denemenizi önermem demiş Agata. Bence boşanmak cinayetten daha kolay bir yoldur. Yalnızca bir saat kadar baş başa konuşmuş olmalarına karşın bu kısa birliktelik bile dayımın zaten ilgi duyduğu yazara sırılsıklam aşık olmasına yetmiş. Ne yazık ki Agata aynı duyguları taşımıyormuş. Dayım ertesi gün boğazda gezi teklifini nazik Dayımın ertesi gün boğazda gezi teklifini nazik ama soğuk bir tavırla reddetmiş. Yaşamın en mutsuz günlerinden biriydi diye yazmış dayım günlüğüne. Agatha'nın davetini reddetmesinden sonra bir de Mualla Hanım'la kavga etmiş. Öfkeyle çıkmış evden. Heybeli adada oturan çocukluk arkadaşı Rauf'un yanına gitmişler. Todorin'in meyhanesinde küfelik olana kadar içmişler. O gece Rauf'un yalısında kalmış. Ertesi sabah uyandığında büyük bir sürpriz bekliyormuş onu köşkten gelen telefon karısının bahçede ölü bulunduğunu bildiriyormuş. Bulduğu ilk tekneyle büyük adaya gitmiş. Köşkün kapısında polisler karşılamışlar onu. Hemen sorguya almışlar. Dayım itiraz edecek olmuş. Polisler yan komşu İshak'ın dün gece bahçede birini gördüğünü söylemişler. Karın seni aldatıyormuş. Daha bir gün önce kavga etmişsiniz. Sizi sözlerle sıkıştırmaya başladım. Kavga etmişsiniz gibi sözlerle sıkıştırmaya başlamışlar. Dayım o gece Rauf'la birlikte olduğunu söyleyerek kendini sıyırmaya çalışırken hükümet tabibi Muhalla Hanım'ın ölüm nedeninin şoka bağlı kalp krizi olduğunu açıklamış. Böylece soruşturma durdurulmuş. O gün Muhalla Hanım'ın servetinin tek varisi olarak karısına karşı son görevlerini yerine getirirken Agatha Christie'yi aramayı da unutmamış. Sözüm burasında İhsan'ın ara vererek anlamlı gözlerle bana baktığını fark ettim. Sanki dayısının yıllar önce yaptığı bu tuhaf davranışa benim bir açıklama getirmemi bekliyordu. Belki Agatha cenazeye gelir de onu bir defa daha görürüm diye düşünmüş olabilir diye aklıma ilk gelen olasılığı söyledim. Dayım da böyle yazmış günle diye açıkladı İhsan. Bu tür yıldırım aşklarında insan deliye dönüyor. Hele bir de reddedilince her fırsatı kullanarak bu karısının ölümü bile olsa sevgilisine ulaşmaya çalışıyor.'' Ne yazık ki ben bu açı alçaklığı yaptım diyordayım. Peki Agatha Christie nasıl karşılamış bunu diye soruyorum merakla. Üzüldüğünü belirtmiş. Her zamanki gibi mesafeli bir, bir tavırla. Ama cenaze kalktıktan bir gün sonra köşke aramış. Taziyeye gelmek istediğini söylemiş. Hala mesafeli tavrını sürdürmeye çalışıyormuş. Ama sesindeki heyecan onulmaz bir merak duygusuyla kıvrandığını ele veriyormuş. Zaten ertesi günde damlamış köşke. İlk gelişindeki gibi onu iskelede karşılamış dayım. Karısının ölümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına karşın işi gücü bırakıp onunla ilgilenmiş. Agatha ise ustaca sorularla olayı deşmeye çalışmış. Polislere ne söylediyse ona da aynı şekilde aktarmış dayım. Aldığı yanıtlar kadının bakışlarındaki kuşku bulutlarını dağıtmamış. Beni asıl hayrete düşüren dayımın tavrı diyerek yine gözlerini dikti İhsan. İnanabiliyor musun seni karını öldürmekle suçluyorlar buna kızmıyor hatta tuhaftır sanki bu cinayeti işlediğini ima etmeye çalışıyorsun. Nasıl yani dayın karısını öldürdüğünü mü söylemiş Agata'ya? Söylememiş ama sanki hissettirmiş. Kafamda bir ışığın yanıp söndüğünü hissediyorum. Kusursuz cinayet diye mırıldanıyorum. İşte Agatha da bundan kuşkulanmış. O geceki tartışmadan sonra dayımın hem sevmediği karısından kurtulmak hem de kusursuz cinayet işle, işlenebileceğini kanıtlamak için muhalla hanımı öldürdüğünü düşünmüş. Hatta kendi başına Heybeli Adaya giderek soruşturma yürütmeye bile başlamış. Dayımın o gece evinde kaldığı Rauf'la komşu İshak'la konuşmuş. İlginçtir bu arada dayım ile kadın yazar arasındaki arkadaşlık ilerlemiş ve sıkı dur. Agatha otelden ayrılıp bir süre köşkte yaşamış. O tarihlerde günlüğün sayfaları boş. Anlaşılan dayım Agatha ile o kadar meşgulmüş ki çok sevdiği günlüğünü bile ihmal etmiş. Yeniden yazmaya başladığında Agatha'nın İngiltere'ye döndüğünü anlıyoruz. İster misin gerçekten de Mualla hanımı dayını öldürmüş olsun diye kesiyorum insanın sözünü. Agata da zekasını kullanıp olayı kanıtlamış ama dayını sevmeye başladığı için bu gerçeği saklamış. Önce ben de böyle düşündüm dediysan. Sözümü bitirmeme izin vermeyerek ama vazgeçtim. Çünkü Ag Agata daha sonraki yıllarda Türkiye'ye gelmeyi sürdürmüş. Gelince de mutlaka dayıma uğruyormuş. Dayım günlüğünde yazarın karısının ölümüyle ilgili yeni sorular sorduğunu yazıyor. Bu da gösteriyor ki Agata'nın kuşkusu sürüyor. Haklısın dedim dalgın bir ifadeyle. Peki ne zamana kadar sürmüş bu İstanbul ziyaretleri? Sir Max Malovan ile evleninceye kadar diye açıkladıysan. Dayım bunu öğrendiğinde çok üzülmüş. Günlükte Agatha ile ilişkilerinden bahsetmiyor mu dayın? Aslında o da ilginç. Agatha'nın ilk geldiği yıl olanları tüm içtenliğiyle kaleme döken dayım daha sonra bu konuda inanılmaz bir ketumluk gösteriyor. Sadece birlikte yemek yedikleri, gezdikleri yerleri yazıyor bir de şu kusursuz cinayet konusunda sohbet ettiklerini belirtiyor. Ne kendi duygularından ne de Agatha'nınkilerinden hiç bahsetmiyor. Peki evlendikten sonra bir daha İstanbul'a gelmemiş mi Agatha? Bir yıl sonra yine gelmiş. Sanırım bir veda ziyareti. Köşkte vedalaşmışlar. Vedalaşırken Agatha'ya bir anahtar verdiğini yazmıştayım. Cinayet tartışmalarını sona erdirecek Açıklamanın anahtarın açacağı gizli bölmedeki mektupta yazılı olduğunu söylemiş. Ama kendisi ölmeden o mektubu açmayacağına dair yazardan söz almış. Parçalar bir anda bütünleniyor, heyecanıma engel olamadan soruyorum. Ne yani? Agatha'nın kaldığı odada bulunan şu anahtar gerçek miymiş? Seninle görüşme nedenim de bu, diyor İhsan. Eğer otelde böyle bir anahtar varsa bu dayıma verdiği anahtar olabilir. Anahtarı alıp mektubu okuyabiliriz. Tamam da diyorum şaşkınlıkla İhsan'ın yüzüne bakarak. Bunu ben olmadan da yapabilirdin. Neden beni çağırdın ki? İhsan'ın dudaklarını mahcup bir gülümseme süslüyor. Aslına bakarsan otel yöneticileriyle görüştüm diyor. Anahtarı vermekten yana değiller. Ben de bunun üzerine onlara senden bahsettim. Zaten tanıyorlarmış. İlk kitabının basın toplantısı bu otelde Agatha Christie salonda yapılmış. Senin de işin içinde olduğunu, içinde anahtar olayının da geçtiğini, Otellerini konu alan bir öykü yazabileceğini söyledim. Bunun üzerine tavırları değişti. Bunları anlatırken yüzümü inceliyor. Sesimi çıkarmadığımı görünce özür dilercesine kırık dökük bir sesle devam ediyor. Biliyorum önce sana sormam lazımdı ama adamlar vermez deyince iyi yapmışsın diyorum dostça eline vurarak. Bana bunları anlattığın için ayrıca teşekkür de borçluyum sana. Hadi gidip konuşalım şu adamlarla ya. Otel müdürü sıcak bir tavırla karşılıyor bizi. Durumu yeniden anlatıyoruz. Sorular soruyor, İhsan ayrıntılarıyla yanıtlıyor. Ben de eğer olay düşündüğümüz gibi ise otelleri için iyi bir tanıtım olacağını anlatıyorum. Adam uzatmıyor. Anahtarı en geç yarım saat, en geç yarın sabah getirmek koşuluyla bize veriyor. Otelden çıkar çıkmaz Kabataş'a iniyoruz. Oradan deniz otobüsüne, deniz otobüsüyle doğru büyük adaya. Kamuran Bey'in köşkü adanın en eski ahşap yapılarından, yüzyıllık kestane ağaçlarının manolyalarının serinlettiği geniş bahçeden geçip ikinci kattaki çalışma odasına çıkıyoruz. İhsan giderek artan bir telaşla açıyor kasayı. Küçük kasanın içi rengi sararmış evraklarla dolu. Titreyen ellerle evrakları yana çekip gizli bölmenin kapağını ortaya çıkartırken ben soluğumu tutarak izliyorum onu. Arkadaşım elleri titreyerek otelden aldığımız anahtarı gizli bölmenin kilidine uydurmaya çalışıyor. İlk deneme başarısız olunca ümitsizliğe kapılıyorum ama o yılmıyor, yeniden deniyor. Bu defa anahtar kilide oturuyor. Çevirmeden yüzüme bakarak gülümsüyor. Sonra çeviriyor. Ardı ardına iki kez dönüyor anahtar kilidin içinde. ''Açıyor!'' diye bağırıyorum kendimi tutamayarak. ''Demek Agatha'nın anahtarı doğruymuş!'' Evet öykü heyecanlandı. İnşallah devam ederiz buna. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.